Yapsınlar. Alanya'da Twitter'a bakıp federasyona başvuru yapılmaz ya. Yani. Başına bir şey gelirse görürüz. Peki organizasyon demişken de, pardon, sadece son notu ekleyeyim onunla alakalı. Sadece Ozan Tufan'ı hayata döndürmedi bu kulüp. Salih Uçan da futbola döndü. Efecan'ı bile sayabiliriz aslında, çok uzun vadeli. O çok uzun süreden beri orada ama bir de Colker. Yani hayatında çok büyük badireler kendi kendine atlatan Colker. Aytemiz Alanya Spor'da niçin zamanında iyi bir oyuncu olduğunu bize tekrar gösterdi. Mustafa, muhtemelen ya sen ya da Cüneyt anlatıyordu ya da Aykut, üçünüzden biri. Kasımpaşa Alanya Türkiye Kupası çeyrek final, Tarkan'ın attığı golle Kasımpaşa turu geçmişti. Maç sonunda Sergen Hoca ile konuşmuştuk. Bu Colker'ı normal bir futbol aklıyla Türkiye'deki parayla turayla alamazsın demişti. Evet. Yani parayla alınacak bir oyuncu değil demişti. Evet, öyle. O kadar değerli bir oyuncu demişti. Kesinlikle çok özel. Ve daha da onu yavaş yavaş anlatıyordu. Göreceksiniz de büyük oyuncu demişti. Zaten geçmişi belliydi. Peki Fenerbahçe Alanya'da 2 puan bırakınca Beşiktaş'ta da tabii şampiyonluk umutları da arttı. Kalan 4 maç 7 puan topladığı takdirde siyah beyazlar şampiyonluğu göğüsleyecek. Hatay Spor maçı çok konuşuluyor. İsterseniz muhtemel kadrolara bir bakalım. Nasıl bir Beşiktaş bekliyoruz? Nasıl bir Atakaş Hatay Spor bekliyoruz? Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi Ömer Erdoğan Hoca'ya iletelim. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karşılaşmada olamayacak. Beşiktaş'ın 11'ine bakalım. Kalede Ersin'i bekliyoruz. Savunmada Rozier, Wellington, Vida, Ensakala, Josef, Gezal, Atiba, Lai, Çenkudu, Gökhan Töre. Böyle bir Beşiktaş 11'i hazırladı arkadaşlarımız. Hatay Spor'a da bakacağız. Ergin, bu 11'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani devam edecek 11 bu. İki haftanın özelinde zaten iyi bir performans koyan 11 bu. 9 numarada Larin'in performansını tatmin etmeyeceğini de beraber düşünürsek, Gökhan Töre ikinci maçında özellikle daha iyi bir performans gösteriyor. Yani yapılabilir bir kadro. Rozier'in de oraya girmesiyle birlikte zaten mevcut malzeme kulübe denkleminde düşünürsek çıkabilecek en ideal 11 gibi görünüyor. Kadrosunu yani santrfor yokluğuna rağmen en kolay yaptığımız takımlardan biri. Şampiyonluk yarışındaki 3 takım dahil. Yani Galatasaray, Fenerbahçe dahil 11 belli. Belki kadrosu o kadar derin olmadığı için ya da kadro istikrarından dolayı. Ve Hatay Spor'un kadrosuna da bakalım. Nasıl bir Hatay Spor bekliyoruz? Münir, Popo, Villon, Pablo ve Katranes savunma dörtlüsü. Abit, Ribeiro, Akintola, Traore, Upenza, Diouf. Yani çok göz kamaştırıcı bir hücum hattı var. Evet. Atakaş Hatay Spor'un kazansalar da kaybetseler de herkese aynı oyunu oynamaya devam eden bir kadro var ve ilginç bir mücadele olacak. Evet. Sevgili Ergin, doğal olarak herkes hani Beşiktaş lider olduğu için şu hesabı yapıyor. İşte Hatay'a Beşiktaş takılır, ardından derbi Galatasaray kazanır gibi. Hani o hesaplarda Beşiktaş şampiyonluğu kaybediyor hikayede. Ama şu maç, şu 90 dakika herhalde Sergen Hoca'da, herkes, takımdaki tüm oyuncular da bu maçın ciddiyetini biliyordur. Maçın sonunda zaten konuşması bunu bize anlatıyor. Bir kere şuna bir açıklık getirelim. Beşiktaş zirvede ve lider olduğu için Fenerbahçe ve Galatasaray hem kulüplerinden hem yazıp çizen yorumlayanlarından puan kaybetmesi üzerine bir senaryo konuşulmasından daha doğal ne olabilir ki? Yani bu konuşuluyor diye kızıyor da insanlar. Şimdi Galatasaray zirvede olsa ve Fenerbahçe olsa onun puan kaybetmesi ve takılması üzerine hesaplar yapılmayacak. Yapılmaz bu. Taraftarlığın, futbol severliğin en baş şartıdır yani. Bak, eline alırsın bütün hesapları yaparsın. Arkada Russell Crowe'un filmindeki gibi, neydi filmin adı, unuttum şimdi. Ben de lafa bak yani. Gladiator mu? Yok ya. Hangi şey? Akıl oyunları. Beat of John Mice. Akıl oyunları. Akıl oyunları. Oradan arkadan akar John ya böyle metrikler falan, böyle cama yazar falan. O yani. Evet. Yani. Bizde de yazarsın bazı, yani. Yani bazı matematik hesapları da yani John Nash'i mezarında ters döndürür. O da ayrı yani matematik profesörün. Şunu söyleyeyim. Yani bu doğal bir kere. Ama Sergen Yalçın son yani sezon boyunca aslında bunu yaptı da. Mehmet abi geçen bahsetmişti. O kısmen camianın belli unsurlarında oluşan o tedirginlik ve tereddüt meselesini ortadan kaldırmak için saha performansının yanında biraz saha dışı performans da ortaya koyuyor. Ya şimdi Beşiktaş adıyla markasıyla tabii ki bu haftalarda orada zirvede lider olması anlaşılabilir bir durum. Yani tarih bize bunu söylüyor. Ama filmi biraz geri saralım. Yani şimdi bu adamın yaptığı iş az buz iş değil. Sezon başladığında iki tane garanti oyuncusu vardı elinde 20 oyuncu içerisinde. Bir Vida, iki Atiba. Üçü sayamazsın. Vida da çok tartışılıyordu tabii. Hani garanti 11 diye görebileceğim. Bak, Muslera'lı Uğurcan'lı bir rekabette, Altay'la bir rekabette 19 yaşındaki bir çocukla şeye başlıyorsun, serüvene. Bu benim diyorsun. Sol tarafta başladığın adam Rıdvan.
Yani orada Canerli, Novaklı, Saracili şey var Rıdvan. Ensekala, Wellington transferlerini hatırlayın. Beşiktaş'ın geleceğini Alanya Spor'a sattınız, verdiniz diye girdi sezona. Rozier geçen sene doğru düzgün futbol oynamamış. Gezal 3 senedir doğru düzgün kendi performansını ortaya koymuş. Aboubakar'ın Portekiz'de yüzüne bakan yok. Şimdi Larin, bu adamı kim getirdi Beşiktaş'a? Beşiktaş forması giyer mi denilen adamdı bunlar. Bunlar yaşandı. Enkudu zaten hani bu paraya bu performans verilir mi? Şey, bu performans 4 milyon euro, 5 milyon euro verilip. Yani bir sürü hikaye içerisinde adamın şu an getirdiği nokta, bu arada 3 tane de direkt golcüsünden son haftalarda en kritik dönemde faydalanamaz duruma geldi. İşte, şey Aboubakar, Cenk'ler. Bu yetmedi. Türkiye Kupası'nda finale taşıdı. Devre arasına geldik. Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Takviye lazım takımlara. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe... İlave bir kriz söyleyeyim. Dorukhan krizi yaşandı. Geldi. Tabii hocanın bu arada sözleşme krizleri, bir ay onu konuştuk falan. Devre arasına geldik. Galatasaray ve Fenerbahçe direkt 11'e. Hani Yedlinler, Onyekurular, Muhammedler ve Fernandez transfer. Fenerbahçe 4 tane transfer yaptı direkt 11'e. Şeydi, İrfan devre Can, arası. Mesut, Zalai değil mi? Osayi, Zalai ki çok iyi transfer. Yani İrfan Can, şey, Salahi özellikle. Cenk'i aldı bir tek. Ondan da faydalanamıyor. Şimdi kolay bir yarış değil. Fenerbahçe Galatasaray denkleminde bu yarışı, bu serüveni vermek kolay değil. O yüzden çok büyük bir iş çıkardığını Beşiktaş'ın, hatta olursa biterse bu şampiyonluk 1982 şampiyonluğuyla birlikte kafadaki ilk iki şampiyonluktan yerini alabileceğini söyleyebiliriz. Yani şimdi orada da hani 14 yıl şampiyon olamama Hamdi Serpil Tüz'ün tedrisatıyla Ziya Hoca'nın Eskişehir'de attığı golle beraber gelen çok değerli bir iş yaptı bir kere. Bunu ortaya koyalım. Ve buna devam ettiriyor Sergen Yalçın. Son haftalarda da dikkat edin, bu sene içerisinde Beşiktaş'ın puan kayıpları ikili serüvenler halinde devam etti. İşte Trabzon, Antalya gibi. Ankara Gücü, Sivas. Yani iki. Buralardan döner miyi çok net 3. maçında gerek skor olarak gerek performans olarak dönmesini bildi. Yani o kırılgan yapıyı da bir kere Beşiktaş'ta ortadan kaldırdı Sergen Yalçın. Hatay maçında ne olacak? Hatay maçı ki benim Alanya Spor Fenerbahçe maçından beklentim. Şimdi Emre Hoca kazanmayı oynuyor. Çağdaş Hoca kazanmayı. Bol gol ve pozisyon beklediğim bir maçtı. Oyun olarak ben de çok keyif aldım. Skor çıkmadı ama şimdi Hatay ve Beşiktaş maçı üzerinde de bunu söyleyebiliriz. Ömer Hoca lig başladığından beri kendi oyunundan taviz vermeyen, içeride dışarıda çok saygı duyulacak iş yapan bir adam. Sergen Yalçın da burada böyle. Yani her sonucu açık bir maç ama ben Beşiktaş'ı çok motive görüyorum. Yani oyuncular, bir sürü kulübeden sezon boyunca faydalanılmamış adamlar bile aylar sonra gelip içeride, belki kaliteleri tartışılır ama verdikleri emek, alın teri ve mücadele çok saygı duyar bir iş yapıyor. O tartışılmaz. Evet. Tabii. Yine öyle bir maç olacağı, yani çok agresif, çok heyecanlı, bol pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Sergen Yalçın'ın heyecanla, yani şampiyonluk stresiyle şeyi birbirine karıştırmaması, sahada koyulan özveri. O kadar rahat bir oyun var. Ha, son 15 dakikalarına sezon boyunca çok çare bulamadı. O da artık yaz dönemi ve sonrasında belki yapacağı takviye, yeni bir oyun anlayışıyla belki ona çözüm bulabilir. Ama bu zamana kadar getirdiği iş gerçekten saygı duyulacak bir iş. Ergin'in de dediği gibi saha içinde Beşiktaş'ta oyuncularda hep onu hissediyoruz. Oynanırken de hissediyoruz. Oyuncuların nerede olduklarını, ne yaptıklarını, farkında olduklarını görüyoruz. Ekstra bir şeymiş gibi söylüyorum. Ekstra bir şey değil ama diğer takımlarda olmadığı